Alışveriş yaptıkları mağaza hayatlarını alt üst etti. Kimi eşiyle boşanma aşamasına geldi, kimi kendisine ait olmayan borcu ödemek zorunda kaldı. İşte o akıl almaz olayın detayları. Senetle alışveriş yaptılar, borçlarından kurtulamadılar. Hesabı onlar kapadı, mağaza yeniden açtı. Olayın adresi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir giyim mağazasıydı. İddiaya göre mağaza senet karşılığı sattığı ürünlerin ücreti ödenmesine rağmen müşterilere yeniden borç çıkardı. Müşteriler yıllar sonra gelen borçla şaşkına döndü. Bana ilk senet geldi, ilk senetin peşine düştüm. Bir telaş, bir şey, itiraz ettim. Bir de kendine gittim itiraz ettikten sonra. Neden itiraz ettim diye üstüme yürüdü benim. Benim kızım avukat, benimle başa çıkamazsın dedi. Mağazanın şikayetleri günden güne arttı. Bugüne kadar 60 bin kişi mağdur oldu. Bazıları icra gelmemesi için borçları ikinci kez ödemek zorunda kaldı. Sırf benim icra gelmemesi için kabul ettik yani bir nevi borcu. Gittim yatırıma 12.225 lira borç öderken sonradan bir de maaşım aciz geldi. Ama borçlar sessiz sedasız ödenince mağaza hesabı bir türlü kapamadı. Yeniden borç çıkardı. Ben o borcu en az 3 defa ödedim. Ben hatta en son ödediğimde dedim ki borcum var mı? Hayır dedi. Dedim bak sizinle işim bitti mi? Benim herhangi bir ödemem var mı? Yine hayır dediler bana. Aradan 12 yıl geçmiş. Ben ödediğim parayı, paradan dolayı beni tekrar icraya veriyorsunuz. Bazı vatandaşların ailesi bile dağılma noktasına geldi. Yok ya, eşime kadar gidilmiş. Beni şu anda eşim boşuyor. Yani para vermiş. Biz onun yüzünden boşanma davası açtı bana. Sabırları taşan yaklaşık 40 kişi mağazanın dolandırıcı olduğunu kanıtlamak için adliye önünde toplandı. Arkadaşımı arıyor. Diyor ki Sami Bekar'ın diyor 2 milyar borcu var. Bak diyor ayakkabı almış. Yalan. Almadım. İmzam bile yok. Biz bir şekilde bu adamın üçkağıtçı, dolandırıcı olduğunu, yani dolandırıcı olduğunu ortaya çıkartmak için buradayız. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar sessiz bir şekilde dağıldı.